Ayet-i kerimede de şöyle diyor. Yübedilullahi seyyatı masena. Hasena şey, seyyatlar hasena tebeddül etti. Tebdil etti değil, tebeddül. Çekirdek ağaç oldu, yumurta tavuk oldu. Bedelleşti. Bedeline dönüştü, bedeline, bedellendi. O zaman tövbe Adem'e, istiğfar Adem-i sırfa yapılır. İstiğfar ile Allah'a nihayetsiz aynı darlığımız olması gerekirken yapamıyoruz. Ya Rab hakkıyla sana aynı olamadım, bilemedimin anlamı, yani bu ifadesi, halit rüyası istiğfardır. Bu istiğfar nihayetsiz bir zata muhatap olmak. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynısı, nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Bir de üçüncü cümle neydi? Üçüncü o cümlesi de var. Mensubiyeti ciheti. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması, baki ebedi bir vücudu kazanmasına vesile. Bir tane de var. Üçüncüsü, bak. Kendisinden daha kıymetli, baki mutadit vücutları kazanmaya vesile bir kelime-i hikmet. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, nihayetsiz vücutları kazanmasına vesile olan bir insan. Bu hal, yani bu söylenilen ifade, istiğfar. Ne işine yarayacak bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam olduklarıyla olamadıklarına istiğfar ediyor 70 defa. Olduklarıyla gördükleri olamadıkları. Olabilirdi, olamadı. Çünkü o da mahluktur. Allah Halik Celle Celaluhu. O zaman Adem-i sırf. Adem-i sırf neydi? Allah var iken hiçbir şey yoktu durumu. Adem-i sırf. O Adem-i sırfta biz nihayetsiz ne olabilirdik? Her şey olabilirdik. Muhatab ilahi. En cami ayna. Ama yapamıyorum. Yapamıyorum şu aletin nedir şu andaki durumum? Aç. Yapamıyorum. Gücüm fark. Yok. Aç. Fark. Noksan. Bir de kusurumu deruhte ediyorum. Ya Rab sende bir şey yok. Ben yapamıyorum. Sen yarattığında eksiklik yok. Ben yapmamışım. Kusuru deruhte etti Adem Aleyhisselam. Beşeriyetten insan oldu. Kusuru deruhte etmedi. Şeytan oldu melun. Dedi beni sen azdırdın. Şeytan öyle dedi. Adem Aleyhisselam ne dedi? Ya Rab ben nefsime zulmettim. Kusuru deruhte etti. Aç, fark, noksan, kusuru deruhte etmenin halet hürriyesi istiğfar. Bu istiğfar Adem-i sıfıra vücut veriyor ve ezeli ve ebedi Allah'a en cami, nihayetsiz olma ihtimalleri olmaya zemindir. Olacak inşallah. Adem-i sıfırdan. Ve aynı zamanda insanın sırrını aralıyor. Sır insanı aralıyor. Sır insanı aralıyor. Evet. Elhamdülillah. Çok sır insanı o aralıyor. İstiğfar çok acık bir şey. Kadar külli nasıl bir şey yapabilir, mukabele edebilir? Evet, ha bu kadar Allah'ın nihayetsiz şeyine karşı yani nasıl bir muhatap, ya nasıl mukabele edeyim? Hakikaten Allah kim, ben kim? Nasıl mukabele ederim ya? Ha nasıl mukabele ederim halet-i rüyedi? Bende niçin oldu bu? Aczımı bildiğim fark noksan, kusurumu devlet ettim. Bu halet-i rüye istiğfardır. Ona ne işime yarayacak? İstiğfar ettim de ne işime yarayacak? Olmam gereken nihayetsiz Allah'a aynı darlığımın olmasının zeminidir orada. Olma ihtimallerimin olunacağına delildir istiğfar. İstiğfar herkes yapamaz. Neye benzer? Bir de mesela dua ile münacat. Dua istemektir. Ya Rab beni cehennemden uzak tut. Ya Rab şunu ver, bunu verme. Bu duadır. Şeyse, münacatta istek yoktur. Yani, ey şiddeti zuhurundan, vazameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki, o münacat bir şey istemek değil. İnsanın Allah'a aynı darlığının simgeselliğidir yani. İnsan-ı kamilin zat-ı vacibül vücuda karşı aynı darlığını göstermektir yani münacat. Orada istek yoktur. Münacat istek yok. Şunu ver, bunu yok. Bazen şöyle şeyler yaşıyoruz Hasan abi. Bir şey çıktı burada. Küçük çocuğumuz bir kusur işliyor. Hatanı anladın mı diyoruz mesela. Anladım diyor. Bazen özür diliyor. Bazen oluyor. Anlamıyor. Ama biz yine affediyoruz. Anladın mı? Anlamıyor ama biz yine affediyoruz.
Bazen oluyor, ya baba sen bir şeye kızıyorsun ama ben onu anlamıyorum, özür dilerim diyor. Vay be, oo, çok güzel tarif etti. Mesela dedi ki, kızım ben bunu anladın mı? Mesela diyor ki... Kusur işledim, farkında mısın? He, olmadı, affettim, bu Adem'e tövbedir. Ama dese ki, anladım. Biliyorum kusurum. Ha o zaman sen affetme değil, affetmenin acayip bir hazını yaşamakla, hatta iyi ki sert davranmadım diye vicdani bir haleti de yaşarsın. Bir kere de şey oldu, bu dönemlerde oldu çünkü. Ya baba sen bir şeye kızıyorsun, yani ama ben bunu fark edemiyorum yani. Şu aynı böyle dedi mi ya? Aynen, aynen yani. Ben bu şekilde özür dilerim. Yani kızdığını anlamıyor abi. Ne yanlış yaptığını farkında değil. Yani edepsiz konuşuyor yani. Bir babaya bir şeye karşı ya bu edep olmaz. Ya sen böyle görüyorsun ama ben onu bilerek yapmıyorum diyor. Yani ben ona özür diliyorum diyor. Bu var ya, bu istiğfar işte. Hasan abi, şurayı bir okuması lazım. Evet, okusun Hasan abi. Şimdi, yani ben o şeyler kucaklamak istiyorum. Çok güzel oldu elhamdülillah. Şimdi diyor ki, kavun bir tane çekirdek oluyor, bin tanesi olmuyor. Diyor ki, o kavunun diğer o Adem'deki vücuda çıkmayanları onun niyeti. Yani, onlarla mukabele ederse hassiz şükrediyor. Evet. O olmayanlar var ama olabilirdi. Olabilir. Onları mı diyor? O işte. Bizim şu an o istiğfarla bütün çıkacak vücutlarımız bizim çekirdeklerimiz. Evet. Ben çıktım sadece. Ya. Diğerleri çıkmadı. Onlarla bütün, beraber hepsini alıp. Bütün istidatları kabiliyete döndü diyor. Hadsiz, hadsiz bir şükür ne diyor? Hadsiz bir itikad ile külli bir niyetle hadsiz bir itikad yapmış oluyoruz. Evet. Bütün mukabele öyle oluyor. Ahirette bize hepsi sümbürlenecek. Evet, öyle olursa. Hepsi. Şimdi yani. Sümbürlenecek yani. İstiğfarla, ya Rab seni hakkıyla bilemedik dersen, hani demiş ya, hiç ömrünüzde en az bir defa demiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'a, yok üstü zannediyor. Sonsuz, nihayetsiz üstü zannedin. En az bir defa ya. Ya Rab. Sen beni yapmayacaksın. Sen bana zulmetmeyeceksin. Sen Allah'sın. Rabbul aleminsin. Ben sana böyle inanıyorum. Nasıl inanıyorum? Senin nihayetsiz merhametin. Nihayetsiz. Nihayetsiz üstü zannediyorsun. Ene yine senin abdi bir. Kulun bana nasıl iman ederse ben ona öyleyim ya. Ömrünüzde hiç olmasa bir defa diyor Allah Resulü. Nihayetsiz Allah'a üstü zannediyorum. Ama dese ki Allah beni yakacak, beni affetmeyecek, bana şöyle yapacak, öyle mi amel göreceksin? Sonra aşırı diyeceksin ki, ya Rab beni affet ama sen öyle bana şey beni yakacak biliyordun beni. Sanki bu toplumda böyle biz yani biz kendimiz, Allah haşa tövbe estağfurullah, cumhuriyet savcısı, hep ceza kesin, hep şey yapman, kasıt dayan, haram koyan, yapma diyen, onu yapmayan, bunu yapan, öyle zannediyoruz ya, cumhuriyet savcısı gibi ya. Bütünlüğüne vücut gidirdiğimiz zaman dedi, o nun harfi var ya dedi, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, biz derken bütün o niyetlerimizin bütünlüğüyle, yani o İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, istiğfarın aslı kendisi. Vücuda gelmiş ta kendisi. Evet. Yani o kavun bir tanesi vücuda çıktı, bin tanesi çıkmadı. O hadsiz bir şükür, külli bir şükür yapabilmesi için onunla niyet etti. O zaman diyor ki müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani sen amelinle bir şeye varamazsın. Niyetlerinle külli şükre mukabele edebilirsin diyor. Evet. Ve de bunu diyor aşağıda İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken o bütün senin vücutlara çıkabileceklerinle beraber o nun külli var ya, bir şükür. Nun var ya bütün senin olabilme ihtimalleri, kavun çekirdeklerimin ihtimali var ya. Evet. Hepsiyle beraber İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. O zaman külli bir şükür ediyorum, mukabele ediyorum. Bunu namazın içine girmiş. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Çok müthiş. Diyormuş ya yazılmış. Çok müthiş. Vallahi çok müthiş. İndi de arkamdan geliyor. Demek ki bir parmak daha yukarı kaldırsaydım bayılacaktı burada. Acayip bir şey ya. Şimdi biz orayı görmedik İyyâke. Dedim ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'deki nun demek oymuş bak. Bütün o çekirdeklerimin diğerleri için söylüyormuşum Allah hepsiyle Allah beraber. Ve meğer o söylediğin aşağıda var. Aşağıda yazıyor. Demek ki fıtratın ifadesi. Subhanallah.
Elhamdülillah. O külli bir şükür işte. Yani mesela Allahu Ekber namazda. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Aslında o külli bir şükür. Ademde kalanlar işte bak müminin niyet amelinden hayırlıdır. Yani amelinde çok fazla da zorlama iş niyette yani. Orayı çöz. Şöyle diyor demek orada. İyyâke ne'budu işi götür. Yaptıkların da pek fazla bir yere varamazsın yani. Niyetin daha hayırlı. Kaç tane kavundan kaç tane çekirdeği tohum çıktı? 100 tane. 100 tane hepsi olabilirdi. 99'u olmadı. Ama namazda diyoruz ki İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi ondan bir tanesiyle oldum ama olmadıklarım da oldu kabul. Şeyde kavun diyor ki Esma-i Hüsna'nın nakışlarını diyor. Her yerde ilan etmek isterim. İnsan her kavun bunu diyor. İnsan ne diyor? Esma'da kalır mı? Manzuyla alakalı diye düşünüyorum. Kavun çekirdeği nerede, insan nerede? Aynen. O Esma, biz o Esma'nın Hüsna'nın nakışlarını ilan etmek istedim. Cenab-ı Hak da kabul ediyor onu diye. Vay vay. Orada durdu ya. Sen de insansın, hepsi sen. Buradan şey de çıkıyor, talim ve tekemmül diyor ya. Osman abi, niyeti çok... Amelle değil, ilimle tekemmül. Demek ki amelle değil diyor. Aslında tövbe, istiğfar da tekamül kanunu. Ademinde vücut var, vücudun da Adem var. Vücutla gitmeye çalışırsak yap yap yapla gidemezsin. Ademinle git, vücut bulasın. Tabii, vay be, Ademle git. Demek ki illa amel ve ilimle değil, cehilliğini bilmek, asfak. Ne diyor zaten? Ha. Bizim mesleğimiz asfak. İşte daire ilimdeki Adem, işte bu Adem. Tamam, doğru abi. O bizim de söylediğimiz bir de önceki imkanattaki Adem. İmkanattaki adam. Evet, bak daha yazmış. Çok müthiş. Matumat, 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 mat